Merhaba, iyi günler canlarım, iyi günler tanelerim, nasılsınız? Artık bu bir taneler hep farklı olacak, canlarım farklı olacak. Şimdi dışarıdan geldim. Ay şöyle şunu da koyamadım ya. Kahvemi yapayım. Neyse. Kahvemi yapayım, ondan sonra sohbetimize devam edelim. İçine de su girdi. Üstümü bile soymadım daha. Suluğumu nereye koydum ki ben? Su içinde kaldım. Sıcak belgin indi yavrum okulda. Ne yapsın? Dedim üstümü soymayı bekleyemeyeceğim. Hemen önce dedim kahvemi yapayım. Ondan sonra oturayım sohbetimizi yapalım diye düşündüm. Nereden geliyoruz? Belgin'den erkenden. Adliyeden geliyoruz. Bugün işimiz vardı bizim adliyede. Daha doğrusu duruşmamız vardı. Oraya gittik. Oradan da benim hasta dediğim bayan vardı ya. Daha hastanede yoğun bakımda çıkmadı. Onlara uğradım. Yakınlar onlar da oraya. Alacak bir şeylerim vardı. Onları aldım. Götürecek bir şeylerim vardı. Onları götürdük. Ondan sonra eve girdim. İçeriye girir girmez üstümü dahi soyunmadan dedim kahvemi yapayım. Güzelce bir soluklanayım üstümü. Ondan sonra değiştirdim. Hem de dedim sohbet edelim dedim. Evet neden sohbet edelim? En son vlogumda bahsetmiştim maalesef canlı yayınlar için. Yine tabii ki uyarı aldık. Her neyse. Bu arada söylüyorum arkadaşlar. Zaten faize bölek de kapanmak üzere. Yemek yaparken o an yani ben bunu söyledim ama aslında yemek yaparken o arada olmasaydı iyi olurdu. Daha şöyle oturup da anlatsam iyi olurdu. Bilmiyorum yani. Bu benim ikinci oluyor. Büyük ihtimalle bir hafta daha olduydu da ikinci bir 3 ay oluyordu. Tabii biraz dikkat etmemiz lazım. Lokta da dediğim gibi siz dursanız ben durmuyorum. Ben durursam sizler durmuyorsunuz. Maalesef böyle talihsiz bir olay yine yaşadık böyle talihsiz bir olay. Olmasaydı iyiydi. Ne yapalım? Oldu. Sağlık olsun. Bu arada en son attığım videonun altına yorumlarını yazan bütün canlarımı buradan kokulu kokulu öpüyorum ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Yazanların, yorum yapanların. Mesela ben vlogu attım. Attım 10 dakika sonra beni Özlemciğim aradı. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin yeri ayrı. Farklı farklı. Hadi bir düşte göreyim seni. Şöyle koysam bu da böyle durmuyor. Ama Özlem Yener ilk arayanlardan. Hemen vlogu attım mı? Yani ilk dediğim 10 dakika içinde hemen döndü bana. Abla dedi şimdi de vlogunu seyrediyordum dedi. Buradan seni öpüyorum hayatım. Ay ezan dokunuyor. İlgine çok teşekkür ediyorum bir tanem için. Çok sağ ol canımın için. Biraz uzun uzun Özlem'le konuştuk telefonda. İşte ona nedenlerini söyledim. O bana bazı şeyler söyledi. Her zaman bunu diyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli. Öyle tahmin ediyorum ki bazı arkadaşları beklediğim arkadaşlarım orada yorumlarını görmek isterdim ama maalesef göremedim. Hakikaten buna çok üzüldüm. Demek ki sadece canlı yayınlarda lak lak yapmaya gelen kişiymiş bunlar. O da önemli değil, sıkıntı değil. İnsan sevdiği insana kırılır. Kızmadım, kırıldım diyelim buna. Gerçekten kırıldım. İsterdim yani duyarlı olmasını onun da. Herhalde birkaç isim. Saat herhalde...
canlı yayın yaptığım saatlere yakın Nur İşçiğim'den, Nur Canım'dan baktım WhatsApp'ta mesaj geldi. Mesajı okudum. Canlı yayın yok mu diyerekten diye yazmış. Ben de kısaca şöyle dedim. En son attığım vlogu dedim bir seyret. Ondan sonra dedim ben. Demek ki bu kadar da duyarsızmış Nur İşçiğim. Önemli değil. Seni de buradan çok çok öpüyorum hayatım. Ve hala onu ona bak da ona göre dediğim halde bile kontrol ettim. Ne bir yorumu var Nur İşçiğim'in ne hiçbir şeyi. Sağlık olsun hayatım. Hiç önemli değil. Sevenler ve sevmeyenler şimdiki bunu atacağımda blokta daha çok belli olacak. Yani herkes sevecek diye bir şey olmaz. Tabii ki sevmeyenler de var ama bana yapmacık olarak değil, gerçekçi olarak seven lazım. Yapmacıklar zaten eninde sonunda bir şekilde kendini belli ediyor. Bunu kişi adına söylemiyorum. Genelde söylüyorum ben. Yani işte dediğim gibi uzun bir süre ayrı kalacağız. Önemli değil. Bak yine gülesim çıkıyor. Özlem'le telefonda konuşurken ben gülüyorum. Özlem diyor ya abla diyor baksana diyor. Şey yapamayacaksın diyor. Kanalın başına diyor gelene bak diyor. Sen hala gülüyorsun diyor. E ne yapayım ya? Ölümden öte köy mü var? Ya? Allah başka elem keder vermesin. Ne yapalım? O da bizden kaynaklanan bir şey. Sayılı gün gelir geçer. Biz çok sayılı günler geldik geçirdik. Özlem. Canlarım benim. Gülay'cım bile Meltem'im olsun. Onların da tabii yorumlarını okudum. Yani görmek istediklerim var da onları göremeyince kırıldım biraz. Yani değer verip sevmesem kırılmam. Kızar geçer sallar geçerim yani. Önemli değil. Bugünlerimiz de geçer. Faize Börek kanalına demiştim. Faize Börek kanalını biz telif hakkı 3 ay yediğimizde neden sonra onu açmıştık. Açtırmıştım ben Belgin'cime. Sağ olsun annem açtı yine. Fakat o kanalı açarken belirli bir onun süresi vardı. Mesela bir sene içinde 1000 abone olmayan bir kanal kapanıyordu. Şimdi zaten onun da günü geldi, zamanı geldi. Şimdi oradan ben canlı yayın yapsam ne olacak, yapmasam ne olacak? Zaten 1000 abone değil. Öteki videomda da yemek yaparken de söylemiştim. Şu bir 10-12 gün içinde 1000 abone olursa kapanmayacak tabii ki. O da ondan canlı yayına devam edebilirim. Keşke canlı yayınları ben Vardar'dan değil de Börek'ten yapsaymışım ama Vardar'dan devam ettik işte. Önemli değil. O da kapanacak. Yani sizin anlayacağınız canlı yayınlar maalesef kalktı. Bakalım attığım vloglarda beni hangi, kimler daha çok seviyormuş, kimler sevmiyormuş bunları yorumlarınızda göreceğim. Böyle daha güzel anlayacağım. Çünkü canlı yayında demek ki pek anlayamıyormuşum. Neden? Herkes lay lay loma geliyormuş. Yani bakalım vloglarda, yorumlarda göreceğim. Beni gerçekten seveni, benim sevdiğim gibi sevenleri işte şimdi göreceğim. Ama ne yapalım, biz de oradan öyle dedim Özlemciğime, dedim olsun Özlem ne yapalım dedim. Yani gülüyorum tabii ya, ama ne sıkıntılar ne dertler atlatmışım ben. Bak kalkıp da bana telif hakkı geldi de işte ona şey yapacağım. Niye canımı sıkayım? Ha üzüldüm. Neden üzüldüm? Sizlerle canlı yayında sohbet daha farklı oluyordu. Daha çok stresimizi atıyorduk. Daha güzel eğleniyorduk. Ama dozajını birazcık yükselttik. Çıta yükseldi. Özge canın çıkması değil mi kız? Aramıza yeni katılan kimdi? Ay neyse, adı aklıma gelmiyor. İnşallah yorumlarınızı okuyacağım. Yorumlarınızı da göreceğim. Kurban olurum. Meltem de diyor ben bir girmedim. Bildirim gelmedi. Ne olmuş diyor. Gülaycığım aynı şekilde yorum. Kız size de saatlerini söyledik ya. Özlem yenerim dedi. Aklıma geldikçe daha çok gülesim geliyor. Ya abla niye gülüyorsun diyor. E ne yapayım canım yani. olur. Sadece birbirimizi daha çok özleriz. Bakalım vloglarımı, yorumlarını bekliyorum. Şimdi çok merak ediyorum ben. Bundan sonraki vloglarımda yorumlarınızı bakayım. O canlı yayında çok güzel sohbetlerimiz, hoş şeylerimiz, dakikalarımız, geçenleri görebilecek miyim bakayım orada. Ben onları merak ediyorum. Özlemciğim dedi, ablacığım dedi, biri şikayet etmiştir dedi. Ya edenden de Allah razı olsun, etmeyenden de Allah razı olsun, kaza oldu gün diye. Tövbe tövbe.
acayip şey prenses oldu, kaza oldu herhalde. Herkesten Allah razı olsun. E ne yapalım? Eden eder yani. Bizim, ben hiç kimseyle uğraşmam ama demek ki uğraşan var. Abla kesin dedi, birisi dedi şikayet ediyor ki dedi, o an dedi incelemeye alınıyorsun dedi. Ha bunu ben söylemiştim. Benim bir tane daha bundan önce bir uyarı almıştı da onu incelemeye gönderdim ama 1000 tane olmadan izlenme süresi, bir hafta içinde 1000 kişi izlerse incelemeye alıyorlarmış. O inceleme kalmadı. Küt arkadan bu ikinci geldi. O incelemeye alınıp da düzelseydi, düzelmedi. Ama sağlık olsun, ne yapayım yani. İşte böyle yani. Biraz birbirimize hasret kalacağız. Yapacak bir şey yok. Buradan Marifçiğime de hem sesleneyim. Marifçiğim, belgin gelsin bugün cuma. Bir hafta 10 gün içinde eline alacaksın herhalde gönderdiklerimi. İnşallah sen de bakıyorsun. Sana gönderdim o kağıttan. Ben internetten bakmayı bilmiyorum kuzum. Belgine baktıracağım ulaştı mı diyerekten diye. Ulaştıysa hemen sana döneceğim. Ama pazartesi yola çıkmıştır. Bugün cuma 5. Bir hafta 10 gün süre vermişlerdi. Evet, bu arada canlı yayınlarda ne nefesi gördük, ne adını söyle Marifçiğimizi gördük. Sinemciğim, buradan seni öpüyorum. Sana dönemedim. Eşya topluyordum. Moralin çok bozukmuş. En kısa zamanda telefondan sana ulaşacağım hayatım. O zaman daha güzel dertleşiriz. Evet yani arkadaşlar, demek istediğim bu videoda yok. Birbirimizi özleyeceğiz. Canlı yayınımız yok. Ne yapacağız? Vloglarda göreceğim bakayım beni en çok değer veren, en çok seven, benim canlarım dediğim kişileri, kimler seyredecek, kimlerin yorumlarını göreceğim. Sade yoksa canlı yayın için mi geliyordu, katılıyordu? Onları çok merak ediyorum. Çünkü ben biliyorsunuz pek bakamıyordum onlara da, yorumlara da. Bundan sonra bakacağım, takip edeceğim. Zaten başında bunu da dediğim gibi, canlı yayın yok mu dedi Nur Işık. Dedim bloğu bir seyret, ondan sonra dedim ben. Yorumunu dahi görmedim. Gerçekten kırıldım yani. Belki de hiç canlı yayın yapmayacaktım. Daha mı iyi olurdu onu da bilemiyorum ama ben birebir sizlerle sohbet etmeyi, konuşmayı daha çok sevdiğim için canlı yayınları da yapıyordum. Yani genelde hiçbir, sanmıyorum fazla kişi yapmıyor herhalde böyle canlı yayın. Çok nadir yapan var. Ama ben dedim ya, sizinle birebir görüşmek istediğim için, yani konuşmak istediğim için daha samimi oluyordu, öyle sohbet ettiğimiz için istiyorum. İstedik ama neyse, ama ipin ucu kaçtı gitti, tutulmaz artık. Ama bu benim mesela ikinci oluşu. Eğer üçüncüde kanal kapanıyormuş, öyle tahmin ediyorum. Üçüncü kez de aynı şekilde olursa kanal da gidiyor elden. Eskisi gibi olsa hadi kanalı açtırırsın da, belgine böleği açtırdık da ne oldu? Yeni kanunlar var. Orada 1000 tane aboneyi nerede hemen ha dediğinde toplayacaksın daha? Şimdi diyen olur orada. Biz oraya geçeriz. Böleği de gördük. Geçtiniz. O da gidiyor işte. Eskiden öyle bir şey yoktu. Aman neyse, dur gerilmeyeyim. Cuma. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bakalım, bekliyorum. Kimler beni daha çok seviyormuş? Kimler bana değer veriyormuş? Başlığını da böyle yapabilirim. Öpüldünüz. Bye.